Sayfa 1-2 Etkinleştir Herkese merhabalar değerli arkadaşlar Bugün yeni ve çok çok heyecan verici Bir video ile birlikteyiz Bugünkü videomuzun konusu Android için Piper Neural TTS ee, Piper Neural TTS'nin Android sürümünü buldum ee, Hep arayıp dururdum Bu Piper Neural TTS'nin Keşke Android versiyonu da olsa diye düşünüp dururdum. Halbuki varmış ben bulamıyormuşum sadece. Ee, az önce Piper Neural TTS'yi buldum. Ee, Defki ve Fahrettin seslerini buldum yalnız. Piper Neural TTS'ye son eklenen Fettah sesi yok henüz. Büyük ihtimalle onu da sonradan yaparlar. Ee, ki zaten acelesi de yok onun. Önemli olan Fahrettin'i ve Defki'yi bulmaktı. Ee, bunlar normalde TTS Engine diye geçiyor. Ve ikisini bir arada kuramıyorsunuz. Birinden birini tercih etmek durumundasınız. Ama ben bunları modifiye ettim. Ee, paket adlarını değiştirdim. Ve birinin adını Piper Neural TTS Defki. Öbürünün adını da Piper Neural TTS, Fahrettin olarak ayarladım. Böylece e, ikisini de aynı anda kurabiliyoruz. Ve isimlerinden dolayı hangisi Defki sesi, hangisi Fahrettin sesi anlaşılabiliyor. E, hemen şimdi metin okuma ayarlarına giriyorum. Ve e, bu sesleri görelim. Çok yüksek kaliteli sesler gerçekten. Aynı NVDA'daki Piper Neural TTS'nin aynısı. Ha, Şöyle bir şey var. Ee, birazcık yavaş tepki veriyor. Çok çok az da olsa bir yavaş tepkimesi var. Ama e, her ne kadar internetten sentezleme yapmıyor olsa da sinirsel, neural bir ses motorundan e, çevrim dışı çalışan bir ses motoru kadar seri tepki vermesini bekleyemeyiz. Öyle değil mi? Ee, çok çok hafif böyle milisaniyelik bir gecikmesi oluyor. Ama olsun. Bu da iyidir. Hiçbir sorun yok. En azından benim için. Ee, bu TTS motorlarının indirme adreslerini YouTube'un açıklamalar kısmına koymayacağım arkadaşlar. Ee, YouTube Nedense bu tarz içeriklere şüpheyle yaklaşmaya başlamış. Bunun alakalı videoları ya kaldırıyor, ya kısıtlıyor, ya da açıklamalar kısmına koyduğumuz linklerin e, tıklanabilirliğini iptal ediyor. Böylece insanlar açıklamalar kısmındaki linklere tıklayamıyorlar. O yüzden bu TTS motorlarının linklerini Açıklamalar kısmına değil yorumlar kısmına bırakırım. Gerçi yorumlar kısmından da siliyor YouTube ama ben onun çözümünü biliyorum yorumlar kısmına bırakırım sabitlerim böylece YouTube silse bile o yorum orada durur ee, ve e, isteyen istediğini indirir. Ha, bu da YouTube YouTube'a karşı bir inatlaşma bir e, baş kaldırma şeklinde algılanmasın YouTube ve yöneticileri tarafından. Ben sadece yararlı olduğunu düşündüğüm bir programı başka insanlarla da paylaşmak istiyorum. Ne YouTube'la ne de YouTube'un yöneticileriyle ya da Google şirketiyle ayrıyeten bir polemiğe, bir tartışmaya girmek istemiyorum. Böyle bir niyetim de yok. Böyle bir karşı koymam, baş kaldırı durumum da yok. Yani sadece yararlı gördüğüm, faydalı olduğunu düşündüğüm bir programı başkalarıyla paylaşıyorum. Ee, buradan YouTube yöneticilerine duyurulur. Yine söylüyorum, Piper Neural TTS tamamen ücretsiz bir programdır. YouTube yöneticileri, lütfen bu videoyu kısıtlamayın, kaldırmayın veya ee, bırakacağım indirme linklerinin tıklanabilirliğini iptal etmeyin. Ki zaten açıklamalar kısmına koymayacağım indirme linklerini yorumlar kısmına bırakacağım. Evet. Bu bildirimden sonra da devam edelim. Talkback menüsü. Etkin işlemler, sayfada gezinme, gezinme, ekranın başından başlayarak oku, sonraki öğeden başlayarak oku. Metin okuma ayarları. Metin etkinleştir. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Ee, o bahsettiğim milisaniyelik tepkimeleri konuşma hızını çok azıcık artırarak biraz daha azaltabiliyoruz. Tabii konuşma hızını çok yükseğe çıkarmamıza gerek yok ama atıyorum konuşma hızı %50 ise %51'e çıkartarak e, o milisaniyelik gecikmeyi, yavaşlığı biraz daha azaltabiliyoruz. Tercih. Tercih. Radyo düğmesi seçili değil. Eper Neural PPFX'i defki 6 bölü 1 0 list. Piper Neural TTS Defki seçiyorum. Dikkat. Bu arada şöyle bir şey var. Ee, bu ses motorlarını etkinleştirirken iki kere etkinleştirmemiz gerekiyor. Yani o e, Vocalizer ses motoru gibi Samsung TTS'ler gibi, Akapela TTS gibi ya da Elnur TTS gibi e, tek seçimde konuşmaya başlamıyor. Bir kere seçiyoruz olmuyor, seçilmiyor. Sonra bir daha seçmemiz gerekiyor. İki kere seçeceğiz ki anca o şekilde konuşmaya başlıyor. Bu konuşma sentezi motoru. Hani bilginiz olsun diye söylüyorum. Ya benim telefonumda çalışmadı, olmadı gibi bir şey düşünmeyin. Oluyor. Sadece iki kere seçmemiz gerekiyor. Bu konuşma sentezi motoru, şifreler ve kredi kartı numaraları gibi kişisel veriler de dahil konuşulan tüm metni toplayabilir. Hiperneural PPS-defki motorundan gelmektedir. Bu konuşma sentezi motorunun kullanımı etkinleştirilsin mi? İptal. Tamam düğme. Etkinleştirmek için iki kez dokunun. Bir de şöyle bir şey var. Son bir bildirimden bahsedeyim. Sesi etkinleştirmeden önce, ee, uygulamanın e, kişiselleştirilebilir bir ayarlar menüsü yok. Yani ayarlar menüsü var ama ayarlarında sadece konuşma hızını düzenleyebiliyoruz. Aşağıda bir metin kutusu var. Ee, oraya bir şeyler yazıp okutturabiliyoruz. Bir de sağ tarafta sıfırla diye bir düğme var. Oraya basarak e, yaptığımız konuşma hızı ayarını eski haline getiriyoruz. Başka hiçbir şey yok ayarlar menüsünde. Yani düzenlemeye değer herhangi bir ayar yok. Tercih edilen motor etkinleşti. Bakın seçtim. Olmadı. Tamam düğüm. Bir daha seçiyorum. Tercih edilen motor. Etkinleştirmek için iki kez dokunun. Bakın. Radyo düğmesi seçili. Piper Neural TTS defki 610. Etkinleştirmek için iki kez dokunun. Vetin okuma çıkışı. Etkinleştirmek için iki kez dokunun. Bu arada ee, dil ayarını Türkçe olarak seçin. Sistem dilini kullan ayarını seçtiğimiz zaman Dil desteklenmiyormuş gibi bir e, sorun oluyor. Mesela ben şimdi yapayım. Dil Türkçe 2B. Dil seçmek. Sistemin dilini kullan. Bakın. Metin oku. Sistemin dilini. E, sistemin dilini kullan olarak seçtiğimde e, bir saniye. ha beklettim kusura bakmayın. Ee, dil ayarını sistem dilini kullan olarak seçtiğimizde az önce parlak olan ve düzenlemeye müsait olan konuşma hızı ve ses perdesi ayarı soluklaştı, soldu ve Hiçbir şekilde düzenleme yapılamaz bu halde. O yüzden dil ayarını sistem dilini kullan olarak değil Türkçe olarak seçeceğiz. Tıpkı Ivona TTS'de olduğu gibi, gerçi Ivona TTS'de bölünmüş sesleri göster onay kutusunu işaretlediğimizde orada Türkçe Türkiye destekleniyordu ama ee, bu da biraz ona benziyor. Burada ee, hiçbir şey yapamıyorsunuz. Sadece Dil ayarını sistem dilini kullan olarak değil Türkçe olarak belirlemeniz gerekiyor. Dil, okay. Türkçe. Metin okuma çıkışı. Etkinleştirmek için iki kez dokunun. Ee, dili tekrar Türkçe yaptım ve az önce solmuş olan e, kaydırma çubukları yeniden parlaklaştı. Videomuzun başlarında da söylediğim gibi program konuşmak için yani sentezleme yapabilmek için ESP'in ESP'in sentezleyicisini hepimiz biliyoruz. Alt yapısını kullanıyor. ESP'in e, konuşma sözlüğünü ve veri tabanını kullanıyor. Bunu yaptığı için bazı kelimeleri birazcık garip telaffuz ediyor. Bir de internetten sentezleme yapmıyor olsa da ee, neural yani sinirsel bir ses olduğu için günlük kullanımda birkaç saniyelik hatta birkaç milisaniyelik yavaşlamalar oluyor. Ayarlarına girelim. Tercih edilen motor Piper Neural TTS defki ayarlar düğme bir Piper Neural TTS defki. Next yan kaldı TTS. Speed 1,0 kaydırma çubuğu %29. Bu yeni nesil kaldığı kullanan bir metinden konuşmaya motorudur. Düzenleme kutusu plase input your text here. Burası Metni düzen. Ee, örnek cümle. Burada kendi cümlesi yazıyor. Burayı silip kendimiz bir şey yazıp onu seslendirtebiliyoruz. Tıpkı akapela TTS'deki gibi düşünün. Hani o nasıl diyordu? İşte merhaba ben İpek işte bilmem ne falan söylüyordu öyle ee, orayı sildiğimiz zaman boş kalıyor orası biz istediğimiz bir şey yazıp oynat düğmesine bastığımızda bizim yazdığımızı seslendiriyordu bu da öyle kendi örnek cümlesi var ama bunu silebiliyoruz kendi istediğimiz bir şeyi yazabiliyoruz ama kendi istediğimiz şeyi buraya yazdığımızda ve bir adım geri çıktığımızda ya da uygulamayı tamamen kapatıp geri döndüğümüzde bizim yazdığımız şey burada kalıyor mu kalmıyor mu onu bilmiyorum. Test düğme. Bu yeni nesil, bu yeni nesil kaldığı kullanan bir metinden konuşmaya motorudur. Test düğmesi bastım ve üstteki örnek cümleyi okudu. Reset düğme. Reset dediği şey de işte demin de anlattığım gibi e, ee, buradaki konuşma hızı ayarını sıfırlıyor. Metin okuma çıkışı. Etkinleştirmek için iki kez dokunun. Dil Türkçe 25. Konuşma hızı yavaş, hızlı 35. Konuşma hızı kaydırma çubuğu %15. Perde düşük, yüksek 45. Perde kaydırma çubuğu %20. Çal düğme 5. Sıfırla düğme çal düğme. Tercih edilen motor piper neural tts defki 15 Şimdi etkinleştirmek için iki kez dokunun. Buna Talkback'in menüsünü okutalım. Talkback menüsü. İzinle. Ekranın başında izinle. İzinle. Dikkat ettiniz mi? Gezinme diyeceği yerde gezinle diyor sanki. Halbuki orada gezinle değil, Gezinme yazıyor. Gezinme. Biraz tuhaf. Etkinleştirmek için iki kez dokunun. İşte böyle garip telaffuzları olabiliyor. Bunun da nedeni e, hem bu sentezleyiciler üretilirken e, cümleler kısıtlı cümlelerle üretilmiş. E, gerçi az buz değil. 8552 cümle falan ama yine de e, tabii ki yetersiz olduğu için. Ee, bazı telaffuz hataları olabiliyor. Hem cümle yetersizliğinden hem de ee, kendi konuşma altyapısı yok programın. Konuşabilmek, sentezleme yapabilmek için ESP'in konuşma sözlüğünü ve veri tabanını kullandığı için böyle garip telaffuzları olabiliyor ama bunlar bence çok göze batacak şeyler değil. Çok da önemli değiller bence. Ekranın başından başlayarak oku. Son ekliyordan başlayarak oku. Et. Son söylenen ifadeyi kopyala. Son söylenen ifadeyi harf harf kodla. Son söylenen ifadeyi tekrarla. Talk bacık ayarları. Metin okuma ayarları. Sistem işlemleri. Besmi açıkla. İptal ve Et. etkinleştirmek için iki kez dokunun. Tercih edilen motor. Radyo düğmesi seçili değil. Galaxy TTS. Radyo düğmesi seçili değil. Samsung TTS. İ. Radyo düğmesi seçili değil. Google Metin konuşma motoru. Radyo düğmesi seçili değil. Acapela TTS. Radyo düğmesi seçili değil. Ennur TTS. Radyo düğmesi seçili. Piper Neural TTS. Değil. Radyo düğmesi seçili. Piper Neural TTS Defki. Radyo düğmesi seçili değil. Piper Neural TTS Fahrettin. Radyo düğmesi seçili değil. Vojalizer Ses Motoru. Radyo düğmesi seçili değil. Vojalizer X TTS. Radyo düğmesi seçili değil. Vojalizer Metin Okuma. Radyo düğmesi seçili değil. Piper Neural TTS Fahrettin. Dikkat. 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 Bu konuşma sentezi motoru, şifreler ve kredi kartı numaraları gibi kişisel verilerde dahil konuşulan tüm metni toplayabilir. Hiper neural TTS Fahrettin motorundan gelmektedir. Bu konuşma sentezi motorunun kullanımı etkinleştirilsin mi? İptal düğümü. Tamam. Tercih edilen motor. Etkinleştirme. Tercih edilen motor. Etkinleştirmek için iki kez dokunun. Bakın şimdi Fahrettin sesini etkinleştirdim. Metin okuma çıkışı. Etkinleştirmek için. Tercih edilen motor. Piper Neural TTS Fahrettin. B Tercih edilen motor Piper Neural TTS Fahrettin ayarlar. Düğme. Etkinleştirmek için iki kez dokunun. Piper Neural TTS Fahrettin. Next gen kaldı. TTS. Speed bir virgül sıfır. Kaydırma çubuğu %29. Bu, yeni nesil kağıdıyı kullanan bir metinden konuşmaya motorudur. Düzenleme kutusu. Place input your text here. Metni düzenlemek için iki kez dokunun. Uzun basmak için iki kez dokunun ve basılı tutun. Test, düğme. Etkinleştirmek için iki kez dokunun. Yeni nesil KD'yi kullanan bir metinden konuşmaya motorudu Teset, düğme. Et, metin okuma Tercih edilen motor, Piper Neural TTS Fahrettin. Metin okuma çıkışı. Tercih edilen motor, Piper Neural TTS Fahrettin. 15. Tercih edilen motor, Piper Neural TTS Fahrettin. Ayarlar, düğme. Etkinleştirmek için iki kez dokun. Dil, Türkçe. 25. Etkinleştirmek için iki kez dokunun. Konuşma hızı yavaş, hızlı 3-5. Konuşma hızı kaydıma çubuğu %15. Perde düşük, yüksek 4-5. Perde kaydıma çubuğu %20. Çal düğmen 5-5. Bu yeni nesil kullanan bir metinden konuşmaya motorudur. Sıfırla düğme. Etkinleştirmek için iki kez dokunun. Tak menüsü. Kezimer. Etkinleştirmek için iki kez dokunun. Ekranın başından başlayarak koku. Sonraki öğeden başlayarak oku. Son söylenen ifadeyi kopyala. Son söylenen ifadeyi harf harf koda. Son söylenen ifadeyi tekrarla. Talk başka ayarları. Metin okuma ayarları. Sistem işlemleri. Resmi açıkla. İptal iröden bir tanesi gösteriliyor. Apo Ece. Lordu. Lordu. Evet arkadaşlar. Bugünkü içeriğimizde bu kadardı. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Hoşça ve sevgiyle kalın. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle.